Sonunda İstanbul'a geldim. Baya mutluyum. Özlemişim evimi. Nereden baksan iki buçuk ay olmuş. Normalde sinirleneceğim bir konu bugünün haberi. Ama eve yeni geldiğim için biraz daha sakin bir tonla anlatacağım. Duvardan okuyorum haberi. Çaydağ Liseliler Cumhurbaşkanı ile alay etmekle suçlandı. Kocaeli Anadolu Lisesi'nde sınıfta çay dağıtan öğrenciler hakkında Cumhurbaşkanı'na alaylı bir tavırla taklit ettikleri gerekçesiyle uyarı tutanağı tutuldu. Belki görmüşsünüzdür o videoyu. Çocuk sınıf başkanı seçiliyor ve karşılığında da işte Erdoğan'ın afet bölge çok alakasız saçma bir şekilde çay dağıtma olayını tiye alarak bir video çekiyor. Ama tabii ki bu da büyük bir suç. Çünkü bazı insanların hiçbir hareketi eleştirilemez. Onlar çok yüce kutsal makamlarda oturdukları için onlara karşı hiçbir şey diyemeyiz. Onlar bize her şeyi dese bile. Aranızda hala terörist ilan edilmeyen var mı bu arada? Çünkü yüce kutsal cumhurbaşkanımız bulduğu her fırsatta bizi terörist ilan ediyor. Yani burada büyük bir saçmalık yok mu mesela? Çünkü aynı şekilde biz onu terörist ilan etsek Başımıza neler gelebilir? Siyasetin dokunulmazlığından gayet tiksinirim. Düşünce özgürlüğünün önüne fazlasıyla büyük bir engel kurar. Bunun kendisi de bunu bol bol kullanıyor. Devam edin böyle. Ama o koltuklar geçici. Arkana aldığın insanlar da geçici. E gün geldiğinde o koltuk değiştiğinde aynı şekilde o insanlara da davranılabilir çok rahat. Buradan kastettiğim yüce kutsal cumhurbaşkanımız değil. Kendi seçmeni. Çünkü onlar da bol bol dalga geçiyor. Bol bol hakaret ediyor. Ama anayasada şöyle bir suç görmedim ben daha. Muhalefetteki herhangi bir partiye, muhalefetteki herhangi bir partinin seçmenine hakaret etme cezası. Çünkü onlar kutsal değil. Keşke onlar da cumhurbaşkanı olsa. Keşke hepimiz cumhurbaşkanı olsak. Müdür bu arada demeç vermiş. Çocukların tırnak içinde hatalı durumunu velilere bildirdik. Okul müdürü Sabit Mehmet Limon konuyla ilgili yaptığı açıklamada evet böyle bir şey yaşandı. Biz öğrencilerimizi uyardık. Velilerimizi bilgilendirdik. Bu konuda herhangi bir yazı yazarsanız havada kalır. Bakanlık tarafından okullara gönderilen yönetme Dolayısıyla çocuklara böyle bir uyarı yapıldı. Çocukların hatalı durumları olduğu takdirde bunu velilere bildirmek zorundayız şeklinde konuştu. Sen de devam et Sayın Limon, Sayın Mehmet. O okul müdürü konumuna nasıl geldiğini de çok iyi biliyoruz. Türkiye'de siyaset böyle işliyor. Sonra vay efendim benim konumum neden geriye düşürüldü? Neden açığa alındım gibi ağlaklıklara çok bulaşma diyorum ama Sayın Limon. Biz de aynı şeyi sana söyleyeceğiz mesela. Ağlayacaksın böyle. Diyeceğiz ki ne yapayım? Yönetmelik böyle kardeş. Tabii çocukları boş bırakmamışlar bazı sendikalar, bazı dernekler, bazı örgütler vesaire çocukların arkasında bulunmuşlar ve bunun yanında çok da büyük bir halk desteği var. Neden acaba? Çünkü ortalık tamamen saçmalık ya. Fazlasıyla rahatsız etmiyor mu oğlum bunlar sizi? Beni fazlasıyla rahatsız ediyor. Seçilen insana niye dokunulmazlık veriyoruz? Dokunulmazlığın da boyutu çok farklı. Niye bir avantaj sağlanıyor? Yok böyle devletlüm, mevletlüm diye takılmayın burada sadece sadece. Bana bunun bir mantıklı açıklamasını verebilir misiniz? Bakın burada kastettiğim olay tam anlamıyla devleti temsil eden insan değil, devleti temsil eden bir görevde değil. Siyasetle dönem olarak seçilmiş bir kişiye niye bir dokunulmazlık veriliyor? Niye böyle bir avantaj veriliyor? Çünkü şöyle bir olay var. O bize istediği lafı söyleyebilirken biz ona niye istediğimiz lafı söyleyemiyoruz? Ona hiçbir şey yapılmazken bize niye deli gibi cezalar verilebiliyor? Bu olay değişecek. Eninde sonunda değişecek. Belki bir gün insanlar gerçekten sinirlendiği durumlarda bunun sorumlularına bir şeyler diyebilmenin hakkının onlara çoktan gelmiş olduğunu vatandaş olarak onlarda bulunduğunun farkında olabilirler belki. Şu dönem içinde düşünmüyorum böyle bir hakkın olduğunu ama 10 yıl sonra 15 yıl sonra yeni nesiller geldikçe bu konularda gelişmenin olacağını düşünüyorum. Yaptığın şey zaten tamamen saçmalık. Bir, birine ceza vererek susturabildin mi? Şu ana kadar Cumhuriyet tarihi boyunca Cumhurbaşkanı'na hakaret cezalarının toplamından kat kat daha fazlasını sen sadece 2-3 senede veriyorsun. Karşıt düşünceler sustu mu? Hayır. Cezayı alan kişi bir daha konuşmaya dikkat etti mi? Yo yine devam etti aynı şekilde konuşmaya. Yaptığın tamamen şu benim gibi düşünmeyenlerin parasını alayım cezasını çeksinler vesaire vesaire. Düşmanı yıpratmaya çalışmak. Ama yeri geldiğinde bu işler siyasettir. Bir günde sen düşman olursun senin gibi düşünenler düşman olmaya başlar muhalif olmaya başlar. O zaman da ağlanmayın yani. Bu kendisinin başının altından çıkan bir olay da değil bu arada. Bunlar yancı tayfalar daha çok. Ondan beslenen tayfalar. Onlar çok daha beterdir. Kralcı tayfa. Her parti de vardır bunlar. Şahsen aranızda onlardan varsa yatın kalkın dua edin ki benim politik bir gücüm yok. Yoksa şu an bu konuşmayı Senegal'de falan sürgün hayatı yaşarken dinliyor olurdunuz. Sinir mi bozan şu? Çocuk dediğin eğlenir güler, dalga geçer, istediği şekilde tiye alır. Ruhunu söküyorsunuz lan gençlerin. Şu badem bıyıklarınızı bir şeylerden artık geri çekmeye çalışın ya. En azından şunu diyelim bak, gün gelecek gideceksiniz. Lan bari şu konuda bir şey yaptılar. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dost? Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.